Elif O YouTube kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sade örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Bakın bu şekilde çok sade ama çok şık bir model arkadaşlar. Özellikle hani erkekler için yapacağınız örgüler için çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yine sadelik seven bayanlar için de ideal bir model. Modelimiz çok kolay. Sadece çakma sık iğne ve ilmek kaydırma, sık iğne ile ilmek kaydırma tekniğinden ibaret. Sadece belli bir rutini var. Onu takip ettiğinizde çok rahat yapabilirsiniz örgü bu modelimizi. Evet, eğer hazırsanız hadi modelimizin yapımına geçelim. Evet, modelimin yapımı için arkadaşlar ben bakın bu şekilde orta kalınlıkta koton bir ip tercih ettim ve 3 mm tığ kullanıyorum şimdi örgümde. Bunda da yine aynı kalınlıkta aynı tür bir ip ve yine 3 mm tığ kullanmıştım. Şimdi farklı bir renkte duruşuna hep birlikte bakacağız. Şimdi örmek istediğiniz parça neyse o kadar zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Ölçüyoruz örmek istediğimiz parçayı. Hatta biraz da fazla çekerseniz bazı örgüler daraltabilir ördükçe parçanızı bazı modeller. O yüzden biraz fazla çekebilirsiniz. Şimdi son çektiğim zinciri tutuyorum ve bir zincir daha çektim. Tuttuğum zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tığımın başına ipimi doladım. Bir sonraki zincire çakma sık iğne yapıyorum. Yani doladım, ilmek çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsi birden çekiyorum. Bir sonraki zincire sık iğne yapıyorum. Çektim, bağladım. Bir sonraki iğne çakma sık iğne. Yani doladım, ilmek çıkardım ve üçünü birden çekiyorum. Buna sık iğne yapıyorum, ilmek çıkardım. Tek seferde çekiyorum. Şöyle biraz çekelim. Doladım tığımın başına ipimi. Bir sonraki zincir yine çakma sık iğne olacak. Bu şekilde bir çakma sık iğne, bir de sık iğne ile bu sıramızı tamamlıyoruz. Hemen şimdi en son çakma sık iğne yapmışım. Sık iğne ile devam ediyorum. Doladım, çakma sık iğne de sıra. Sonra sık iğne yapıyorum. Doluyorum, çakma sık iğne. Bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle sık iğne, çakma sık iğne, sık iğne şeklinde bu sırayı devam ettireceğim. Sıra sonunda tekrar birlikte devam edelim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi başlarken arkadaşlar sık iğne ile başlamıştım ben. Sık iğne ile başladığım için bitirirken de sık iğne ile bitirmek istiyorum ki örgü bittiğinde daha hoş bir netice alabileyim. Çakma sık iğne yapmıştım. Şimdi bir tane de sık iğne yaparak bu şekilde sıramı bitiriyorum. Çakma sık iğne ile başladıysanız çakma sık iğne ile bitirebilirsiniz. Sık iğne ile başladıysanız da sık iğne ile bitirirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Bunun için de önemli olan tabii ki çift sayı üzerine yani zemindeki zincirinizin çift sayı olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve en son sık iğne yapmıştık. Bu sıraya sık iğnenin üstüne çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Burada çakma sık iğne yapıyorum. Şuradan bakın şuna dikkat ediyorum yalnız. Benim sıramın trabzanlarımın tepesi burası. Şurası değil. Burası da şöyle çevirince sanki burası da burada da V'ler var bakın. Bu V'ler de sanki örgünün tepesiymiş gibi görünüyor. Buna dikkat edin. Örgümün tepesi burası. Yani şu buraya yapacağım ben çakma sık iğneyi. Doladım. Ve çakma sık iğne ile devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Dibe yapıyorum tabii ki. Şu benim için ilk başlayacağım. Çakma sık iğne yapıyorum. Burada sık iğneyi ilmek kaydırarak yapıyoruz arkadaşlar. Buradan tığımı taktım. Bu şekilde ilmek kaydırıyorum. Sonra çakma sık iğne doladım. Çakma sık iğne yapıyorum. Bir sonrakini ilmek kaydırarak sık iğne yapıyorum. Doladım. Çakma sık iğne. Bir sonraki bakın ilmeği çıkarıyorum ve bu şekilde değil. Mevcut ilmeğimin içinden geçirerek yani ilmek kaydırarak yapıyorum. Doladım. Çakma sık iğne. İlmek kaydırma. Doladım. Çakma sık iğne. İlmek kaydırma. Yine aynı mantıkla devam ediyoruz.
Şöyle ilmek kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonundan tekrar birlikte devam edelim. Örmesi çok zevkli bu arada. Böyle biraz yavaş ilerleyen bir model aslında. Çakma sık iğne ve sık iğnelerden oluştuğu için çok hızlı ilerlemiyor. Ama çok zevkli gidiyor. Yani böyle sıkmıyor sizi. O yüzden de zevkle öreceğinizi düşünüyorum deneyecekler için. Buradan bilgi vermiş olayım. Sıranın sonuna geleceğim ben arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu uçtaki sık iğne hep böyle burada gizli duruyor. Onu unutmayın. Mutlaka onu alın ki örgünüz daralma yapmasın. En son sık iğne yapmıştım. Başlangıçta sıramıza çakma sık iğne ile başlamıştık. Şimdi çakma sık iğne ile bitiriyoruz. Doladım. Çakma sık iğne ile sıramı bitiriyorum. Evet. Bakın bu tarafta kısmen modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Çakma sık iğne ile bitirmiştik. O halde şimdi sık iğne ile devam edeceğim. Şimdi bakın yine burada aynı sıkıntı var. Şurada bakın V var bir. Trabzanın tepesi burasıymış gibi görünebilir. Karıştırmayın. Trabzanımızın tepesi burası. Buradan çakma sık iğne ile bitirdiğim için üstüne sık iğne ile başlıyorum. Yine ilmek kaydırıyoruz arkadaşlar. Sık iğne dediğimde o. Doladım tamın başına ipimi. Şimdi sık iğne yapıyorum. Pardon, çakma sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile başladık. Şimdi yine bakın buradakini alıyorum. İlmek kaydırıyorum. Doladım ve çakma sık iğne yapıyorum. İlmek kaydırıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Elinizi sıkı tutmayın arkadaşlar bu modelde. Gevşek gevşek tutun. Çünkü ilmek kaydırarak bazen çok sıkabiliyoruz. Daha geniş tutarsanız model kendini daha iyi gösterir. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Bir ilmek kaydırarak, bir çakma sık iğne yaparak bu kısmı devam ettireceğim. Sıra sona kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. En son çakma sık iğne yaptım. Sıramıza başlarken de zaten sık iğne ile başlamıştık. Şimdi sık iğne ile sıramı bitireceğim. Yani ilmek kaydırarak yaptığım sık iğne ile bitirdim ve bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle yakından bir göstereyim. Model kendini gösteriyor. Modelin şöyle bir güzelliği var. Tersi düzü yok arkadaşlar. Bakın. Tersi de düzü de çok rahat kullanılabilecek bir model. Şimdi buradan bir zincir çekmiştim. Örgümü çeviriyorum. En son neyle bitirdik? Sık iğne ile bitirdik. Çevirdiğimde hemen tamın başına ipimi doluyorum ve çakma sık iğne ile başlıyorum. Neyle bitirdiysek diğeriyle devam ediyoruz. Hemen ilmek kaydırıyorum. Doladım. Çakma sık iğne yapıyorum. Tekrar ilmek kaydırıyorum. Çakma sık iğne. İlmek kaydırma. Doladım. Çakma sık iğne. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Yani aslında örgünün her yerindeki mantık aynı. Sadece dikkat etmemiz gereken ne ile bitirdiysek diğeriyle devam edeceğiz. Yeni sıraya diğeriyle başlayacağız daha doğrusu. Çakma sık iğne ile bitirdiysek yeni sıramıza sık iğne ile başlayacağız. Tam tersi olduğunda da işte sık iğne ile başladığımızda da çakma sık iğne ile sık iğne ile bitirdiğimizde de çakma sık iğne ile başlayacağız. Böylece modelimiz kendiliğinden zaten oluşacak. Sıra sonuna kadar geleceğim ben arkadaşlar. Sıra sonundan tekrar birlikte devam edelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Üstüne bir sıra daha geçtim arkadaşlar. Birazcık modeli görebilelim diye bu renkte nasıl duracak. Bakın çok güzel. Hem çok zarif hem çok sade bir model. Şöyle biraz daha büyük haline bakarsak daha iyi anlaşılır. Dediğim gibi erkek örgülerine çok çok yakışacağını düşünüyorum. Hani erkek örgüler için model bulmakta biraz zorlanıyoruz. Çoğu zaman öyle oluyor gerçi. Zorlanıyoruz. Bu model çok rahat kullanılabilir. Sadelikten hoşlanan bayanlar için de çok güzel hırkalar, yelekler, bluzlar yapılabilir.
Biraz tok duran bir model. Böyle sert bir yapısı var. Çünkü çakma skin ve skinlerden oluştuğu için biraz sert duruyor. Ama yelekte mesela çok hoş duracaktır diye düşünüyorum. Belki bluzda biraz sert gelebilir. Ya da daha yumuşak, ince bir iple çalışırsanız o da hoş olur. Ama yelekte, hırkada çok çok hoş duracağına inanıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.